Aynı sabahlar sende ha. Aynı sabahlar Emre abi. Gelin gelin koşun 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 koşun. Gel gel gel. Vehramiz. Senin gözün kör olmasın lan. Sana da aynı sabahlar Fatma. Sen gene almışsın tayyarı içeri. Ya aldı mı? İsteyim ev canlansın Fatma. Gürültü patırtı olsun evimizde. İki ay oldu Mahide ile Mustafa evlendiler gittiler. Ev ıssız kaldı, sessiz kaldı. Ha, sen isteysin ben delirem. Onun için bankıttırırsın beni öyle mi? Ha, öyle bakın 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 ses olsun bakın. Hey, hey, sen neyse adın da ben yapmadım. Ve senin gözün kör olmasın Ramiz. Bir daha bir daha. Ramiz efendi. İlyas Sabit Efendi, hoş geldin. Ramiz Efendi, seni hükümet konağından çağırıyorlar. Öyle mi? Hayırdır, niçin? Sana mektup gelmiş Ramiz Efendi. Mektup mu? Kimden gelmiş? Bilmem Fatma, kimden gelmiş. Ama ben gidem alam mı mektubumu? Öyle. Ben geleceğim. Selametle İlyas Sabit Efendi. Haydi. Hayırlı sabahlar baba. Hayırlı sabahlar ana. Gelin gelin. Gel. Sen niçin tek geldin? Mustafa yok niçin? Mustafa hükümet konağına gitti. Baksın göndermiş mi Feride malzemeleri. Ha, ben de gideyim hükümet konağına. Ama bil bakalım niçin Vahide. Niçin? Süleyman. Niçin? Mektup gelmiş babana. Mektup mu? Bana mektup gelmiş. Kimden gelmiş? Bilmez kimden. Kim gündere bize mektup? Bizim kimsemiz yok ki. Bize değil Fatma. Bana mektup gelmiş. Ona gelmiş ona. Ona. Hüsniye teyzemden gelmiştir. Kimden gelecek? Hey be Dogri Süleysin. Hey benim akıllı kızım. Niçin ben düşünemedim bunu? Dogri. Demek Hüsniye teten gelecek. Çok özlemişim kız kardeşimi. İnşallah gelir. İnşallah. Kalır bütün kış hem bahar. De haydi git Ramiz Efendi. Al getir mektubu haydi. Öyleyse acelesi yok. Hüsniye geliyse ben sonra gidem alam. Haydi deyim be adam. Koş git al getir mektubu. İlgilendin işte Hüsniye gelecek. Ne acele edesin ben. Gider alırım. Ramiz, git dedim git. Aferin. De haydi çabuk çabuk. O dime. Gel içeri. İçeri, içeri, içeri. Yok o dime be. Sen Türkçe bilin. Çabuk. Yürü. Çabuk 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 çabuk. Yürü. Yürü. Aman usta. Dikkat lazım. Ekim Mustafa, muayene hane. Hayırlı sabahlar Cafer Hayırlı Efendi. Hayırlı sabahlar Mustafa. Ne o, çırak mı arıyorsun? Ne? Ben talibim öylese. Mustafa, hem ekimlik hem kasaplık zor olur, söylemiş olur. Benden iyi çırak mı bulacaksın? İkisi de aynı kapıya çıkmıyor mu zaten? Bazen dediğin gibi olay. Tabelayı nasılına göre yakında açarsın muayene hane. Hayırlısıyla. Feride'nin İstanbul'dan yollayacağı aletleri bekliyorum. Onlar bir gelsin, bir an önce açacağım. O vakit güzel haberi ilk benden duy. Az önce Cezmi komutanı gördüm. Senin malzemeler gelmiş. Gerçekten mi? Evet. Kolay gelsin Usta Efendi. Sağ ol Muallim Efendi. Nasıl? Kolayladınız mı? Bitti sanır Kaymakam Bey. Güzel. Gir bir bakalım. Hadi. Oo. Saydan da bitmişti laver. Öyle. Hayırlı olsun Muallim Efendi. Sana da Kaymakam Bey. Öyleyse yarın açıyoruz mektebi. Hayırlısıyla. Hayırlı sabahlar Aneşko. Hayırlı sabahlar. Buyurun 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 gelin. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aman üstüne. Hoş geldin Meyra. Hüsniye teyze geliyor Hatice abla.
Hüsnü teyze mi geldi? Nereden öğrendiniz? Mektup yollamış. Babam gitti alsın hükümet konağından. Aa, ne kadar sevindim. Yey, ben de öyle. Yani çok üzlemişim Hüsnü tetenizi. İnşallah bütün kış gelir en bahar. Haydi kızancıklar. Dizilin bakayım Bülak karşıma. Haydi. Bitirdin mi sen Hasan? Bitirdim. Aferin. Ha, benimki hazır mı enişte? Daha hazır değil Vayda. Son bir tecrübe edelim. Sonra bitireceğim. Sonra da Mustafa'nın Ekim ünlü günü dikeceğiz. Dikeriz, dikeriz, dikeriz. De hadi gösterin öbürlerini. Haydi, haydi işte. Ah Fatma. Ah. Kuyumcu Mehmet Efendi ile evlenecektin. Gittin fakir sütçü ile evlendin. Gene başlayacak Bülo konuşmaya. Huzurumu bozacak. Barışmıştık onunla ama hiç sanmayayım hatırlasın koca karı. Ah Rabbim. Bana sabırlar ihsan eyle. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa kabul için iradenizi beklerler sultan. Gelsinler. Buyurunuz Tevfik Paşa, anlatınız. Sultanım, Yunanlılar 4 milyon altın savaş tazminatı ödemeyi kabul ettiler. Girit Osmanlı idaresine bağlı kalacak. Buna mukabil sultanımızın seçeceği Hristiyan bir vali adayı idare etmekle memur edilecektir. Hristiyan vali mi? Evet sultan. Devam ediniz. Girit'in Osmanlı idaresine bırakılmasına mukabil Teselya Savaşı'nda kazanılan topraklar boşaltılıp savaş öncesi sınırlara kadar geri çekilinecektir. İmzalayınız. Mustafa'ya İstanbul'dan bir paket gelmiş. Evet. İşte burada. Canım kardeşim. İstediğimi her şeyle göndermiş. Komutanım. Ramiz Efendi'nin mektubunu da damadına verelim mi? Mektup mu? Evet Mustafa. Ramiz Efendi'ye Cenova'dan bir mektup gelmiş. Cenova'dan? Görünce biz de şaşırdık. Ramiz Efendi'ye Cenova'dan niçin mektup gelsin ki? Vallahi Cezmi Kumandan, ben de şaşırdım. Ramiz amcaya mektup. Cenova'dan. İlyas abiti çocuğu olan herkese haber vermesi için yolladım Alexander. Tek tek bütün evlerde ulaşacak. Ailelerin çocuklarını mektebe göndermesini konuşacak. İyi yapmışsınız abi. Kaymakam Bey. Komutan. O Mustafa, hayırlı olsun. Gelmiş malzemeler. Sağ olasın Alex. Geldi, geldi. Mustafa, hayırdır dalgınsın? Hiç, Ramiz amca mektup gelmiş de. Ona takıldı kafam. Niçin? Bak. Cenova yazıyor burada. Cenova. Ah, işte Ramiz Efendi de geldi. Hah, Ramiz Baba. Mustafa, bana mektup gelmiş. Geldim onu alam. Nerede? Bunun yakası bol gelmiş, daraltılacak. Hacı Ali'nin kolları kısa gelmiş, uzatılacak. Bunun da beli bol gelmiş, daraltılacak. Hasan sen bu tetek kızancıkların ölçüsünü 40 defa almadın mı? Öyle aldım atacağım ama ne yapayım? Bak bunun boynu, bunun kolları, bunun beli. De bir haftada mı böyle oldu? Bir haftada. Bak bunun boynu. İncelmiş mi? İncelmiş. Atacağım sen benim zanaatımı mı sual edersin? Ha, etmeyin de. Enişte ne vakit bana sıra gelecek? Sessiz olun! Hep iş yetişemem ben. Hassas bir iş yapayım burada. Hey. Tamam çocuğum. Hepsi sustuk. Lazım sen de susarsan iğneleri yutarsın. Midene batar çok ağrı yapar.
Hepinize hayırlı günler. Hayırlı günler. Ne oldu be Hasan? İlgini yuttum atacağım. Haydi çevirip durma, aç da. Aç aç. Tamam. Aç, aç bakalım, aç bakalım. Açıyorum ha. Baba. Gel gel sen de. Cansın kaymakam. Haydi. Haydi oku bakalım. Sevgili Ramiz dayı, ben Cemile'nin oğlu Cenap. Cemile'nin oğlu Cenap mı dedi hala? Yandık yine yandık. Cemile kim? Cemile kim? Cemile uzaktan bir akraba. Ötesini karıştırma. Devam et. Sana bu mektubu Cenova'dan yazıyorum. Sonunda çok zengin oldum dayı. Zengin mi olmuş? İşlerimin yoğunluğu sebebiyle uzun vakittir görüşme kısmet olmadı. Fakat kısa zaman içinde yolum o tarafa düşecek. Birkaç ay kadar sizde misafir kalmaya niyetim var. Çok kıymetli Fatma yengeyi çok özledim. Çok yakında görüşmek dileğiyle. Ellerinizden öper, selam ederim. Cenovalı Cenap. Cenovalı Cenap. Fatma bekleyin. Kız kardeşi üstüne gelse de onun yerine gelir. Cenovalı Cenap. Ramiz abi, Cenap kim? Cenap çok çapkın, yara bakan, yürek yakan, zampara bir dedem varmış. Büyük büyük dedem. Mehmet Ali Ebabil dedem. Ne bil dedi? Bil değil. Ebabil, Ebabil dedem. Ebabil dedem. Mehmet Ali Ebabil de çok çapkın imiş. Dört kere evlenmiş. Dedemin karısının, kız kardeşinin, kızının oğlu oluyor Cenap. Şimdi Fatma hiç hoşlanmayacak, kıyameti koparacak. Çünkü Cemile benim beşik kertmem oluydu. Beşik kertmem mi? Evvel zaman içinde Cemile de ben de yağmurlu Allah'ın kıyamet bir gününde doğmuşuz. Hem onun babası hem benim babam demişler bu çocukları beşik kertmesi yapalım. Biz de olmuşuz beşik kertmesi. Ne vakit güneşli bir günde ben görmüşüm Fatma'ya aşık olmuşum. Ne beşik kalmış ne kertmesi. Ben evlenmişim Fatma'yla. O evlenmiş başkasıyla. Masal gibi oldu değil mi? İşte masala kümür, bize ümür. Şimdi anlaşıldı neden Fatma yengenin Cenovalı Cenap'ı istemediği. Ha öyle. Cenap biraz az sahtekar idi Cenova'ya gitmeden önce de. İşte. Ramiz aga. Efendim. Ne işi var Cenovalı Cenap'ın Cenova'da? Ben ne bileyim Cenovalı Cenap'ın Cenova'da ne işi var? Bak bakalım yazmış mı Cenovalı Cenap'ın Cenova'da ne işi var? Yok yazmıyor Cenovalı Cenap'ın Cenova'da ne iş yaptı. Ha, Cenova nere oldu? Pürsücan'a yakın mı? Yok Ramiz amca Cenova İtalya'da. İtalya. Manastır'a yakın mı? Uzak Ramiz amca uzak. Cenovalı Cenap geliyor. Denamık. Bütün odunlar tete bunlar. Öyle mi? Öyle. Kiler de boşaldı. Tarhana yok, tuz yok, soğan yok, pirinç yok, un yok. Her şey bomboş. Öyle mi? Öyle ya. Kiler boşaldı diyeyim namıçı anlamay mısın? Anlamayayım. Namık, bak anan sana ne söyleyecek. Bu evin erkeği sensin. Gazdası da sensin. Bütün vazifelerini lazım yerine getiresin be çocuğum. Ne istiyorsun? Ben anladım Namık. Sonra sana anlatırım. Ha anladın mı? Ana niçinsin böyle sinirli? Nasıl olmayayım sinirli be çocuk? Söyle ne yapayım? Haydi söyle. Tamam kaynanacığım ben anladım. Madem ki anladım be gelinim. Ona da anlatırsın hem o işleri becerirsiniz. Ha ben gideyim biraz Fatma'ya bakayım orada ne oluyor. Geldim her şeyi gene tamamlayacağım. Haydi bakalım. Ne kocacığım niçin anlamazsın kaynanam ne isteği söylesin? Ne isteği? Anam isteği kilere bir oda yapalım. Onu değil. Öyle mi? Öyle ya. Bıktı kadıncağız burada bizle her gece uyumaktan. Ufunet bastı. Kiler boş değil, onu istesin Süley.
ne kankanız. Mustafa, Mustafa sen benimle gelirsin değil mi eve? Gelirsin değil mi? Bunları muayenehaneye bırakmam lazım baba. Öyle ama o vakit Alexander gel. Çok isterdim Ramiz Ağa ama dedem tarlada beni bekler. Lazım yardım edem ayıp olur. Ha öyle ama o vakit amcasının kaymakamı geliyor eve. Fatma seni görünce ne kadar sevinecek. Hayda hayda hayda. Amca incelemem gereken evraklar var. Korkacak bir şey yok ki Ramiz baba. Ne diyecek ki Fatma Hanım? Ben de onu merak edeyim. Ya korkmam desem yalan olur. Ya, gel hadi. Hadi, hadi hayırlısı Ramiz amca. Hadi. Hadi hayırlısı. Hadi. Giyindin mi Vayda? Düne mi yüzümü? Düne bilirsin Hasan. Haydi güzelim. Hazır mısın abla? Hazırım. Aman. Yakışmış mı ana? Aa, benim bir asker kızım var idi kızım. Nerede? Gürdün mü kızımı? Hemşire hanım. Kendisi hemşire oldu. Aman çok yakışmış. Ellerime sağlık. Ne kadar güzel dikmişim. Öyle. Eline sağlık enişte. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Aa, Mori vay de ne güzel olmuşsun Mori kızım Mori. Say mi? Vallahi çok güzel. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum iyi. Çok güzel olmuş. Aa Muri abla, ne yaparlar o senin gelinine Peglivan oğlu? Oh, sorma ne yaparlar. Bütün gün evde otururlar o gugufçeler gibi. Bilirsin o kumreler gibi. Mır 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 fır fır fır. Agıza agıza ayrılmaylar. O benim gelinim gene ki güle yoşuna gidey. O benimkisi ayrılmay onun. Kazık kadar çocuk olmuş gidecek yerde ekmek parası kazansın. O oturayım Süleyman bir şey. Yakar erem perem eder evi. Oh, burada duyulmasın o benimkisi. Benimkisi yanına o kız, o genç kıza. Alemin önüne kıramayım. Gururunu ben de bile çekeyim kız kardeş aman konuşturma beni. Gel ben sana bir kahve yapayım gel. Oh, sorma halimi sorma. Anam çok sevinecek. Bile peşin güzel güzel siler süpürürüz. Ondan sonra şuraya da şöyle bir düşek attık mı tas tamam olur. Sonra da baş başa uyuyacağız. Bile. İyi ben bunu alayım. Al. Ne kadar kuvvetli. Teselya'da kalan birliklerimiz yarın sabah itibariyle geri çekilmeye başlayacaklar. Askerlerimiz savaştan önce görev yaptıkları kışlalarına geri döneceklerdir. Emri Teselya ordusu kumandanı Ethem Paşa'ya bildir. Baş üstüne. Hoş geldin baba. Hoş bulduk.
Vay be, ne kadar güzel bir elbise. Sana ne kadar yakışmış bu. Değil mi? Bak baba. Hay çıkın. Hoş geldin Ramiz Efendi. Aldın bir mektubu. Hoş bulduk Gülnüm'ün sultanı. Aldın bir mektubu. Ne vakit gelmiş? Kim? Bak kim Saray? Kız kardeşimi sorar. Hüsniye. Ne vakit gelmiş yazmış bir mektup da onu sorayım. Münevver testi Münevver. Nasılsın? Namık nasıl? İşsiz. Ramiz bak ben ne sordum. Söyle ben sana ne sordum. De onu söyle. Aslan. Sen mi diktin? Ben diktim. Doğru söyle. Doğru söyleyeyim. Sen Aslan. Tezlilerin padişahısın. Padişahı. Bilim. Rabiz baba, sağ olasın. Daha hadi söyle. Kumrim, go. Kumrim, Zarife Hanım. Torun nasıl, torun? İyiyiz Allah'a çok şükür baba. Hepsi iyi Ramiz Efendi. Hepsi iyi, hepimiz iyiyiz. Fatma. İsteyim sana bir şey söyleyeyim. Ben de onu isteyim diyorum, söyle. Çok sevineceksin. Çok sevineceğim. Yoksa yarın mı gelir kız kardeşim? Ne kadar çok sevineceksin. Süle, söz ver çok sevineceksin. Bugün mü geli? Süle? Aa, Hüsniye teten mi geli? Ya? Yani, bir geli daha. Bizim eve. Bir geli daha. Hüsniye değil. Değil mi? Kim geliyor Ramiz baba? Kim geliyor baba? Cia. Bilemediniz değil mi? Cia. Adının yarımı Cia. Bir teki yarısını da söyleyeyim mi? Bir teki yarısını yap. Cenab. Cemile'nin Cenabı mı? Cemile'nin Cenabı. Cenab kim baba? Cingizli Cevdet'in karısı Cemile'nin Cenab. Kim bu insan? Niçin gelinmiş? Niçin gelecek? Anası yollamıştır. Ülgen'deki bitti dertlerimiz, istemeyi bitsin dertlerimiz onun için yollamıştır. Ama öyle söyleme Fatma. Ne? Anası kim baba? Ya Cemile. Ramiz bak ben sana ne söyleyeceğim biliyor musun? Bileyim ne söyleyeceğim Fatma. İstemeyim gelsin. İsteyim gelmesin. Cemile kim Fatma ana? Duydun değil mi Ramiz Efendi ne dedim? İstemeyim gelsin, isteyim gelmesin. Bu ne dedim? Duydum Fatma. Ama mektubuna öyle yazar, gelecek imiş. Cenap kim Atice? Dur Hasan. Ana çatlattırıyorsun ama kim bu Cenap, Cemile kim bu insanlar? Bu Cemile, bu Cenap'ın anası, Cevdet'in karısı Cemile. Sülama. Bu babanızın Maksimlik'ten nişanlısı. Ne? Duyduk duymadık demeyin, beni dinleyin. Duyduk duymadık demeyin, beni dinleyin. Yunanlarla barış yapılmış, duydunuz mu? Yunanlarla barış yapılmış. Hangi şartlarda yapılmış barış mı? Onu bilmiyim. Yunanlarla barış yapılmış. Duydunuz mu? Duyduk duymadık demeyin, beni dinleyin. Yunanlarla barış yapılmış, Baba nasıl demek beşik gertmesi gibi? De. Doğru mu söyleyeyim babiçko? Doğru söyleyeyim Atıcam. Helal olsun sana Ramiz baba. Bunca sene nasıl saklamışsın bizden bunları? İstemeyim gelsin. İsteyim gelmesin. Bak Hasan. Evvel zaman içindeydi. Hem ben hem Cemile Yağmurlu Allah'ın kıyamet bir gününde doğmuşuz. Hem onun babası hem benim babam istemişler beşik yapması olalım. Benim ne günahım var değil mi? Ne günahım var? Öyleyse bir şey soracağım Ramiz baba. Madem değilsin böyle evvel zaman içinde bir hikaye. O vakit nereden tanay seni bu Cenab Efendi? Nasıl nereden tanaymış? Bu Cemile hiç bırakmadı ki babanızın arkasını. Hiç bir vakit bırakmadı. Biz evlendik, o evlendi. Ramiz evlenmedi ya Cemile. Benle evlendi, o istedi hep kendini hatırlatırsın. Hep gündürürdü bu Cenab-ı arkamızdan evimizi. Ben ne vakit, ne yana, dünem. Vop durup bu Cenab karşımda. Tüme tüme yarabbim sanki. Ebile. Fatma,
uzaktan da olsa akrabayız. Onlarla o Cenab Bayram Seyran gelirdi, üperdi elimi. Çocukcağız seni de çok severdi. İstemeyim sevsin, isteyim sevmesin. Cenab zengin olmuş. Ya bak mektubunda öyle yazayım bak. Gel oku bak mektubunu. Gel oku bak. Bak öyle yazayım. Ki... Sanki ben benim de mi okuyayım? Ne be bu adam be? Ver Ramiz baba ben okuyayım. Al al sen. Oku. Bak dinle. Oo. Ben çok zengin oldum. Ramiz dayı. Duydun mu bak. Çok zengin olmuş. Öyle yazayım. Gayrı. Söyle bana Fatma Hanım, bu mektup nereden geliyor? Ben nereden bileyim bir adam nereden geliyor? Nereden gelirse geliyor. Hasan oku. Ben bakacağım. Heh, burada yazayım dede. C-no-vo. Hasan, C-no-vo diyor. C-no-va-va. C-no-va-va. Söyle bakalım. Cenova nerededir? Ne bilmem ben nerede? Nerede? Cenova İtalya'da. Ha? Dede. İtalya nerede? Ya İtalya. Manastırın çok ötesinde. Bire gel. Aşağı, aşağı. Aşağı. Ben istemiyorum gelmez. Bence de gelmesin. Niçin gelsin? Hiç lazım değil gelsin geberik. Vallahi bence de gelmez. Bence gelsin. Geli, geli, geli Hasan. Geli daha hem de isteği kalsın. Nasıl kalsın? Nasıl isteği kalsın? Ne kadar isteymiş kalsın? İki, 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 iki. İki ne iki? İki, iki. İki ne baba? İki gün mü istemiş kalsın? İki gün. Yok olmaz iki gün. Ölürüm iki gün için. Gün diye? Ne? Hafta. Hafta da değil. Ne? Hayır. Hayır. Ne? İki ay. İki ay mı kalacakmış? Of kukulelelele çok ufunet bastı bana. Çok isteyecek. Haydi kalın sabreti ben gittim. Artık hanım geceleri rahat rahat uyur. Öyle. O da rahat uyur. Biz de. Öyle. Çok iyi bir şey. Namuçe. Gelinçe. Ne yapıyorsunuz? Ne olmuş burası bile? Bu krevet burada ne aray? Buradaki bulunan şeyler ne olmuş? Attık. Attınız mı? Niçin? Ana sen söylemiştin kiler boşaldı demiştin. Bir şeyler yakalamıştın. Ben anlamadım. Ama Nevres de çok akıllı. Anladı. Dedi anan tek başına yatmak istiyor başka odada dedi. Biz de buradakileri attık. Sana buraya yatak yaptık. İçinden akla ay kaynan acaba. Ali Yavuz geldi. Ben bu işi anlamadım komutan. Anlamadım. Gel. Bilader. Gel Mustafa. Gel. Biz de yarım saat önce öğrendik. Anlaşmanın şartları nedir? Öğrenebildiniz mi? Esas hayret ettiğimiz nokta o. Ne olmuş? Sorma Mustafa. Akıl alır gibi değil. Nasıl yani? Savaşı biz mi kazandık? Yunanlılar mı kazandı belli değil. Aynen öyle. Teselliyi boşaltıyoruz. Anlamadım. Sadrazam Ali Rıfat Paşa'nın imzasıyla teselli ordusu kumandanı Ethem Paşa'ya bildirilmiş. Türk ordusu derhal Teselya'daki askerlerini geri çekecek. Bu olamaz. Karşılığında da elimize geçen sadece 4 milyon altınlık savaş tazminatı. Boşuna mı savaştık biz orada? Arnavut, Mehmet, Sabri Onbaşı, Kolas Hüseyin boşuna mı şehit düştü? Bunca vatan evladı şehidin ederi sadece 4 milyon altın mı?
Gerit'in durumu daha da beter Mustafa. Güya yönetim bizde kalıyor. Ama adanın başına Hristiyan vali atamak şartıyla. Bu fiilen adayı Yunanlılara teslim etmekten başka bir şey değil. Kısaca yine cephede kazandık ama masada kaybettik. Ne yazık ki Teselya Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Ama Barış Anlaşması Yunanlılar Savaşı kazansaydı bile yine aynı şartlarda gerçekleşemez. Osmanlı Teselya'da kazandığı topraklardan geri çekilmeyi kabul etti. Ayrıca adeta Girit'i elleriyle Yunanlılara bırakıyorlar. Çok haklısınız. Bulgar Krallığı olarak bu fırsatı iyi kullanmalısınız Sayın Elçi. Yunanlılar Girit'te Osmanlı'yı meşgul ederken Makedonya sakin kalmamalı. Girit'te süren Türk-Yunan gerilimi Makedonya'ya da sıçramalı. Ses getirecek, büyük eylemlere girişilmeli. Türk halkını öfkelendirecek, tahrik edecek, Yunanlılarla tekrar savaşa sürükleyecek çapta eylemler yapılmalı. Göreceksiniz, Sultanahmet yeni bir savaşı göze alamayacak. Ve Bulgar Krallığı'nın Makedonya'daki toprak isteklerine er geç boyun eğecektir. Yani Makedonya'da büyük eylemlere girişelim ama bu eylemleri Yunanlılar yapmış gibi gösterelim diyorsunuz. Evet Sayın Elçi. Bu seferki hedefin adı Simeon. Adresi? Burada yazıyor. Haydi bakalım. Oo, ne kadar güzel olmuş. Eline sağlık günlüğümün sultanı. Mis gibi kokar. Afiyet olsun Cenap gelmesin. Ama niçin bunu söylersin? Cenap seni çok seve. İstemeyim sevsin. İsteyim sevmesin. Mustafa mektubunda ne diyeceğim? Cenap. Bilhassa Fatma yengemi çok selam ederim demiş. Hatta Bülah söylemiş. Söylemesin hem sevmesin. İstemeyim. Neyse tamam lazım sonra konuşalım. Hay olayım. Haydi. Kızçılar sizin neyiniz var niçin yemeyisiniz? Yoksa siz de mi istemeyisiniz Fatma ananız gibi Cenap dayınız gelmesin? Hasan! Ama ister gelsin ister gelmesin. Bizim derdimiz başka. Neymiş sizin derdiniz be güzel kızçılar? Biz de isteyiz kuzancıklar gibi gidelim mektebe. Biz niçin gidemeyiz mektebe? Çok iyi gülmem. Kızlar mektebe gitmez. Kızlar büyür, evlenir, ev işi yapar, çocuk yapar, te oka. Üle mi Hasan efendi? Üle Hatice. Üle değil mi Ramiz baba? Ya. Haydi sen söyle Alex. Kızlar mektebe gider mi? Nerede görülmüş böyle bir şey? Sen muallimsin. Haydi söyle. Aferin benim kızçelerime. Bu memlekette sadece oğlanlar değil. Kız çocukları da mektebe gidecek ki aynı hataları yapmaktan kurtulalım. Mustafa delirdi. Mustafa çok doğru söylüyor Ramiz abi. Kızçeler de haklı. Onların da haki gitsin mektebe. Alex de delirdi. Söyle bana Mustafa sen de ikiniz de kızçeler mektebe gidebilirler mi? Öyle bir usul var mı? Usulden zaten çoktan beri bile bir şey var Ramiz abi. Doğru. Ta 2. Mahmut döneminden beri mektebe gidebiliyorlar. Kaçıncı Mahmut dedin? 2. Mahmut Hasan. Heh de kendin söylesin. 2. 1. olsa bunu yapar mıydı? Belli ki 2. Sus be Hasan be. Evet enişte. Kız çocuklarının mektebe gitmesi pek yaygın bir şey değil biliyorsunuz ama keşke herkes kızçesini mektebe gönderebilse. Babiçko biz de isteriz gidelim. Fatma
günlüğümüz sultanı. Sen ne deysin? Bilmeyin ben ne deyem olur bilmeyin. Niçin olmasın? Anayım lazım onlar da öğrensin okumayı yazmayı. Hem sonra kabul ederse Ramiz Aga başka çocuklar için de güzel örnek olur. Üle. Ne diyorsun baba? Lazımdır düşünen ben. Hızlı hızlı düşündüm, karar verdim, mektebe gitsinler. Yaşasın, yaşa babacığım. Kız selam biliyor musun? Masum insanın kanı var o paralarda. Haydi bakalım kızçeler. Hadi mektepte görüşürüz. Erken yatın bu gece. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Size de. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayır çocuk. Haydi Aslan biz de gidelim. Yok 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 yok. Siz oturun oturun. Ne oldu Fatma Ana? İşimiz var durun. Burada dağılalım. Bir saat sonra şehrin çıkışındaki buluşma noktasında olduk. Hadi. Ya Hasan. Süle. Sevgili yeğenim Cenap. Yeğenim Cenap. Yazdın mı? Yazdım. Sil. Sevgili hiç lazım değil sil. Salt yaz yeğenim Cenap. O zaman sevgiliyi ben çizem üstüne. Çiz. Yeğenim de lazım değil. Sil. Sen salt Cenap yaz. Cenap. Evet. Salt Cenap. Cenap. Salt Cenap. Çok İstedik seni görelim. Görelim. Hem isterdik misafirimiz olasın. Olasın. Olasın ama. Olasın ama. Ama biz burada değiliz. Burada değiliz. Değiliz. Biz pür sıçandan taşındık gittik. Ne vakit? Gittik. Taşındık. İyi. Ne? Yazdın mı? Yazdım. Güzel güzel. Devam et şimdi. Eğerim gelirse. Eğerim gelirsen sakın ola kapımızı çalasın, kimse açmaz. Açmaz. Biz burada değiliz demedim mi Salt Cenap? Biz demedim mi Salt Cenap? Cenap. Çok uzaktan. Dayın. Dayın. Sütçü Ramiz Tebuk Ayet. Dayın. Sütçü Ramiz. Güzel oldu değil mi? Eh. Tebuk Ayet. Haydi. Bir şey soracağım ben Fatma Ana. Sorma. Sor, sor. Soracağım Ramiz Baba. Bak. Madem biz buradan taşındık. O vakit o mektubu nasıl aldık? Hasan. Hasan doğru Süleyse. Hasan doğru Süley. O vakit nasıl aldık mektubu ya? Ha? Olmadı bu bile değil mi? Olmadı. Tamam. Olmadı. O vakit bak. Ben yazdıracağım. Sıra bende. Sıra bende. Yaz Hasan. Yazayım mısın? Yazayım. Ha. Pek çok kıymetli... Çok kıymetli... Kıymetli yeğenim... Yeğenim... Canım... Canım... Oğlum... Cenavalı Cenabım. Hepsini sil. Hepsini sil bunları. Sil hepsini baştan başa sil. 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 Sen yaz. Salt Cenap. Yazayım. Salt Cenap. Salt Cenap. Çok isterdik misafirimiz olasın, hem seni görelim ama biz pür sıçanda şimdi taşındık. Şimdi taşındık. Çok uzaklara gideyiz. Hem gittik hem gideyiz. Gideyiz. Burada değiliz. Burada değiliz. Pür sıçan bomboş, sakın gelesin kapımızı çalasın. Hiç kimse yok kapımızı çalasın.
bomboş. Çok uzaklara gideyiz. Çok uzaktan da seni belki üpeyiz. Belki üper. Çok uzaktan dayı Sütçürem'iz Tebuk'a yıldır. Tamam. Tebuk ne oldu? Sütçürem'iz. Ne? Ne kadar güzel. Al bunu götür yarın günden. Hadi. Baş üstüne günümüz sultanı. Ne? Salçan al. Alam zarba sokan 1000 lira. Ne? Asme yapne uye muy balu ke pre. Asme yapne uye muy balu ke pre. Me ya petrenda fin me ye. Me ya petrenda fin me ye. Ya nana, ya nane, ya nana madı keçene. Ya nana, ya nane, ya nana madı keçene. Maksim yok Salt, bizimkiler var Ramiz. İyi lan Fatma. Saat 8'i geçti. Ne oluyor Alex? Bilmem Zarife. Belki de kimsenin haberi yoktur. Olur mu? İlla Zabit bugün mektebin açılacağını bütün evlere duyurdu. Ya öyleyse nerede bunlar? Gelmeyecekler demek ki. Niçin? Yazıklar olsun. Allah rızası için bir tane Maksim gelmez mi? Hah, tek Anahati'ye geliyor. Biz geldik. Hayırlı sabahlar, gecikmedik değil mi? Yok yok, tam vaktinde, tam vaktinde. Muallim efendi, eti senin kemiği benim. Bak sakın yanıma dikilir. Hadi git arkadaş. Maşallah, adın ne senin? Ahmet. Ahmet, hoş geldin. Gel seni bir öpeyim.
Oh, ah maşallah. Bakın hadi arkadaş olun hep beraber. Oh, maşallah. Hadi öyleyse, herkes geldiyse derse girelim çocuklar. Ben anamı da isteyeyim. Ben de. Ben dayımı da isteyeyim. Biz de hem anamı hem babamı. Ay, olur mu çocuklar, hiç büyükler girer mi dersen? Ay, ama bunlar isteyen analar babaları yanında olsun, öyle mi? Ne olur ana, ne olur babişko. Öyleyse, madem ki bugün ilk gün, ilk gün analar da babalar da, dayılar da, teyzeler de gelebilir dersin. öyle mi muallim efendim? Öyle. Haydi bakalım derse. Haydi sıraya. Sıraya girelim. Bizden biz. Çekelim sırayla, yavaş yavaş. Haydi Zarife. Ya Hasan yanıma. Hasan yanıma. Sen bunu yap. Haydi. Dur. Haydi. Ne verin lan? Bile mi yürüyeceğiz? Vahide. Hekim Bey. Dünyanın en güzel hemşiresi olmuşsun. Sayma ama. Ne kadar çok şey var, bilmem ne neye yarar, bilmem becerebileceğim mi bu işi? Sen mi beceremeyeceksin? Her şeyi öğreteceğim sana. Patrik. Süle Dimitri. Artık beklemeyeceğiz. Başlayalım. Petrus dedem Nikolay'la başlayalım. Ama ben çok açım. Öyle mi? Ben de açım. Nevresi de çok aç. Aman be. Sahi mi? Ne yiyeceğiz ama hiçbir şey koymamışsın sofraya. Ne yiyeceğiz mi? Bilmiyorsan ne yiyeceğiz? Eşeğin ayağını yiyeceğiz. Aa, hiç yememiş adam bu yemeği daha evvel. Lezzetli bir şey mi namık? Bilmiyorum, ben de yemedim. Haydi kalk kalk. Yürü gideyiz. Nereye ana? Sana iş bulalım gideyiz. Haydi kalk. Gideceğiz beraber. Yürü. İş mi? Niçin iş buluyuz ana? Evde bir şey kalmadı. Para da yok. Sen bu evin erkeği değil misin ha? Üle. Namık bu evin erkeğidir. Ben de onun karısıyım. Hey kuku vay bana, sizinle vay. Haydi kalk. Yürü. Yürü yürü. Yürü kalk. Kalk gidelim. Kalk daha çabuk. Yürü. Evet çocuklar. Kim bana söyleyecek bugün dersimizde neler öğreneceğiz? Bilmeyiz. Şimdi ben söyleyeceğim. İlk dersimizde harfleri öğreneceğiz. Hem harfların neye benzediklerini. Şimdi ben söyleyeceğim. Siz arkamdan yüksek sesle tekrarlayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Haydi başlayız. İlk harfimiz Elif. Elif. Elif oklagi gibi. Oklagi gibi. B. B. Yana yatık. Yatık. T. 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 Ona benzey. Ona benzey. Ona benzey. Kime benzeymiş? Ona benzeymiş. S. S. O da ona benzey. Ona benzey. Bu da ona benzeymiş. Biz de ona benzey galiba. O kim? Bilmiyorum. Ben daha da işte. Zaka. Derste konuşulmaz. Özür dilerim muallim efendim. Tamam, oturabilirsin. Cim. Cim. Karnı yarıp. Ben diye pusini karıştırdım. Konuşmazsan karıştırmazsın. Fatma abla konuşarsın bır 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 bır. Hiçbir şey anlamayın. Hasan derste konuşulmaz. Ramiz abi derste muallim dinlenilir. Tamam Hasan. Hasan sen niçin karışırsın be? Ha. Ha. Ona benziyor. Ona benziyor. Gördün mü Ramiz efendi? Bu da ona benzeymiş. Hepsi ona benzey. Ben bilmeyeyim ama o kim? Kim o? Kim? Kim? Görüyorsunuz değil mi komutan? Biz mektep açalım, kimse çocuğunu yollamasın. Ama sebebi belli. Belli. Alexander Müslüman oldu. Onlar hala Hristiyan muallim diye çocuğunu yollamak istemiyorlar. Haklısınız Kaymakam Bey. Yok komutan. Bu böyle olmaz. İkimiz ailelerle tek tek konuşacağız. Ne yapıp edip çocukların mektebe gelmelerini sağlayacağız. Nereye gideceğiz ana? Kasabaya. Aa, ne yapacağız orada ana?
Ben bileyim, anam bana iş bulacak. Yürü, yürüyün daha çabuk haydi. Heya, kuzi başlı. Aferin. Gaf, kadı başlı. Kadı başlı. Bak bak, kadın başı, kadın başı dedi. Gaf. Kadın demedi, kadı başlı dedi. Bak büle büle, kadı başlı, kadı başlı, büle büle. Ramiz aga, kep sındı gibi. Sındı gibi. Lam. Orak gibi. Orak gibi. Mim çomak gibi. Çomak gibi. Bildiğin çomak. Bilim 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 çomak ne demek. Ramiz aga. Efendim muallim. Usta oturasın lazım. Özür dilerim muallim efendim. Nün. Nün. Çanak gibi. Çanak gibi. Tebile. Aa Fatma bildi bak. Muallim efendim cüneydi. Çanak. Tebrik ederim Fatma Hanım. Sağ ol muallim efendi. Aferin kız ana. Sağ ol. Aferin Fatma abla. Sağ olun. Sağ olun. Devam edeyiz. Dur. Vaf başı tokmaklı. Başı tokmaklı. He. He. İki yüzlü. İki yüzlü. Anladım. Hasan anladım. Konuş konuş konuş. Hasan tamam. Lam elif. Lam elif. Baldır dolaşık. Baldır dolaşık. Ben bunu anlamadım. Yanda. Ye. Ya. Yaya benzer. Yaya benzer. Öyleyse şimdi. Teneffüs. Teneffüs da ne oluyor muallim efendi? Hatice teneffüs dinlenmek demek. Her dersin sonunda teneffüs olur ki tekrarladıklarımız, ügrendiklerimiz kafamızda iyice otursun. Tıktım aklıma. Haydi haydi. Çıkayız mı muallim? Şimdi çıkarsınız dinlenirsiniz. Yavaşla koşmadan yavaşla. Çıkar çıkar çıkar. Aa. Benim gürdüğümü sen de gürü müsün Morena Muçi? Bir sürü odun gürüyor ana. Başka? Oduncu. Yaşlı yorgun bir oduncu. Günahlıkta. Ben anladım. Aynı masallardaki gibi oduncu olacaksın. Hayırlı günler Titrek Niyazi Efendi. İyi günler. Niyazi Efendi, sana isteyiz bir şey soralım. Oğlum bunu nereye koyayım? Bak orada. Ben sana yardım edeyim, ben senin çırağınım. Lazım değil. Dur buraya çocuk tapa, sor bir kere sonra söyle. Oğlum, sen çırak arayın mısın? Aramıyorum. Niçin? Lazım değil bana çırak. Oğlum. Bak bir şey söyleyeceğim, üzülmeyeceksin. Oğlum, senin bir ayağın çukurda, sen ölürsün yakında. Kuk kuk kuk, buraya çocuk da toparlan buraya, ne sorayısın, ne sorayısın? Bence de, bence, gülmeymişsin, bence de ölür. Ayakları titrey bunun. Amca öle, sen ölebilirsin, iki güne kadar ölebilirsin. Ölmem, ölmem. Seni öldürürüm be deli. Yok 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 Niyazi Efendi. Ama o bir şey söylemedi. Başka bir şey istedi sorsun. Ahmet, Mehmet, Mustafa. Yetişin evlatlarım. Buyur baba. İyi misiniz? Ahmet, Mehmet, Mustafa. Mustafa aynı babası maşallah. İyi günler. Memnun oldum. Kalın sağlıklı. Dezenfekte için gerekli olan şeyler bunlar. Bu oksijenli su. Bu alkol. Bu da tentridiyot. Bunlar da sargı bezleri. Onu bileyim, anladım. Bu ne işe yarar? Bu. Bu steteskop. Bak ne işe yarıyor biliyor musun? Tak bunu kulağına. Korkma. Ver. Aa! Duydun mu? Ne kadar gürültülü hatta güm güm. Ver bak. Tuhaf. Ne oldu? Şşş, dur.
Ne oldu? Haydi. Senin kalbinle benim kalbim aynı anda atıyor. Hasta, ilk hasta geldi. Ne lazım yapalım? Sakin ol. Önce gidip kapıyı açacaksın. Sahi. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ay ne kadar tatlı. Birkaç gün böyle melül melül bakıp içli içli meyle. Şuna bir bakar mısın Baytar efendi? Ben Baytar değilim, hekimim. Hayvandan anlamam ben. İnsandan anlarım. Hayvandan anlamaz mısın? İnsanlardan mı, öyle mi? Öyle. Bu insan gibidir amcası. Laftan anlay. Şuna bir bakıver. Bak efendi sana ne diyeceğim. Alex'in dedesi var Baytar. Sen niçin kuzunu göstermedin ona? Ona götürdüm. He? Bir şey yok dedi. Ama pek emin olamadım. Onun için size getirdim. Bir bakıverin şuna. Ay be hekim bey. İyi ver. Hadi bakalım. Gel bakalım kuzucuğum. İyi günler Hidayet efendi. Bizim bu çocuğa iş araydık da. Senin belki bir kimseye ihtiyacın var yardım etmek için. Yok. Ha? Öyle mi? Ana, ben bu adamı hiç sevmedim. Gidelim. Hayırlı günler Avni Efendi. Hayırlı günler. Biz Namık'a iş bakayız. Kime? Namık'a. Namık. Affedersiniz Avni Efendi. Bizim bu çocuğa iş bakaydık da. Belki sizde var dedik. Ben kendi kendimi zor geçindiririm. Öyle mi? Fena haberlerin var sana Nikola Efendi. Dün Tetova'da Simeon'u öldürmüşler. Osmanlı tek tek hepimizin izini buluyor. Ne yapacağız Petrus Efendi, ne yapacağız? Haber aldım, bu akşam Ohrid'de toplantı yapılacakmış. Oraya gideceğiz. Öyle öyle, gideceğiz. Hiçbir yerde iş yok. Dönelim artık ona. Daha yemek de yemedik, ben açım. Ben de açım. E yok, iş bulmadan dönmeyiz. Yürü bakalım. Ana Cabbar Efendi, çırak aray. Aa. Oho, Münevver Hanım. Nefesle kızım, nasılsın bakayım? İyiyim. Cabbar Efendi, duyduk ki işçi araymışsınız. Duymadık ana, camda yazar. Ha, bildiğin biri var mı? Nasıl yok? Tabii benim Namık'ım. Namık mı? Bilmem, becerebilir mi? Nasıl beceremez, değil mi becerebilirsin çocuğum? Bilmiyorum, ona becerebilir miyim? Hah, bak gördün mü? Kendi deyi becerebilir miyim deyi. Cabbar efendi, çırakı imamlıkta mı araysın, kasaplıkta? Kasaplıkta arayın. Ona kasaplıkta araymış. Cabbar efendi, durumumuzu bilirsin. Elimizde bir şey kalmadı, ev de boşaldı. Bu çocuğu işe koyam dedim. Tamam, tamam da bak, sabah çok erken işe gelecek. Gelecek, gelecek. Çok çalışacak. Çalışacak, çalışacak. Ortalığı silip süpürecek. Hem süpürecek, hem silecek, hem yıkayacak. O vakit başlasın. Sağ olasınız Cabbar Efendi. Ana bekle, lazım karıma sorayım. Karıcığım, isteyir misin kocan olsun kasabın çırağı? Sen bilirsin kocacığım. Sen bana akıl ver. Eğer istersen... Oldu. Kabul. Dükkan nerede? Amik. Dükkan burası. Geç. Ben mi? Geç deyim içeri çırak. Allah senden razı olsun. Allah iyiliğini versin Cabbar Efendi. Haydi selam olsun. Ah!
Bak gördün mü hiçbir şeyin yokmuş. İlk hastamız bir kuzuydu. Sahip tam kuzu gibiydi. Sen benimle eğleniyor musun? Yok canım, şimdi sen niçin öyle düşündün? Ben istedim de hem sahi ağır başlı bir kuzuydu. Ha. Hay Allah ya, aklıma gelmedi. Ne oldu be? Aklıma gelseydi şu giden köylüye seni verirdim. Ver kuzuyu, al pürsüçen keçisini derdim. Sen de rahat ederdin, ben de. Aa, affet, Latife miydi? Hemşire hanım, burası bir muayenehane. Ben de bir hekimim. Siz de sadece bir hemşiresiniz. Ha öyle mi? Ha öyleyse bak ne var de. Ben işi bırakayım. Zaten sıkıntı bastırdı bu kılık bana. Sanırım ki artık lazım değil hekimde. Mustafa görüşürüz. Nereye? Daga isteğim çıkan bilirsin, eski alışkanlık atış talim isteğim yapayım. Dur vay de. Dur tamam. Vay de. Hemşire hanım gitme. Aa niçin? Bilirsin niçin. İstersen benimle çalışasın. Bilirim niçin. Evet. Çocuklar şimdi aritmetik yükleneceğiz. Kim sayacak bakalım bana sayıları? Ben. Hı? Ben. Ahmet sen söyle bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin. Haydi şimdi hep beraber baştan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Aferin size. Bakalım bunu bileceksiniz mi? Ne kadar yapar bir en bir? İki. 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 Peşin ben sınadım. Ramiz Aga, Hasan. Peşin el kaldırılır, parmak kaldırılır. Muallim gösterirse talebe o zaman cevap verirsin. Şimdi Emine sen söyle bakalım bana bir en bir ne kadar yapar? İki. Aferin Emine. Ah, bizim kız bildi. Emine bildi. Nereden bildin sen onu? Babişkom söyledi. Kim o? Biziz Nihat Efendi. Komutan Cezmi ve Kaymakam Dilaver Bey. Buyurun Kaymakam Bey. Nihat Efendi. Bu çocuğun yaşı kaç? Yedi. Yedi. Biliyorsun kasabada mektep açtık. Niçin yollamadın çocuğu mektebe? Nihat Efendi, bu çocuk yarın mektebe gelecek, tamam? Tamam. Kaymakam Bey'i duydun. Yarın sabah tam 8'de mektepte olun. Hadi selametle. Bak şimdi Namık. Buna et tokmağı derler. Bunun ile et dövülür. Tabii öyle. Hadi şimdi sen döv. Bu mu bu? Bu. Namık, ne yapıyorsun? Dögüm. Biraz daha kuvvetli vur. Pehlivan Namık, senin kuvvetin bu kadar mı? Oğlum. Hı. Hadi. Ha. Namık, canım çerçeveyi aşağı indirdin mi çocuğum? Tam olarak nerede? Siz ve arkadaşlarınız çok iyi iş başardınız Ahmet Ekrem. Sağ olun. Yeni hedefimiz Siderov adında biri. Or yakınlarında bir kasabada yaşıyor. Anladım. Ne zaman orada olursunuz? Beklemeye lüzum yoktur. Bu gece neticelendiririz. Yollamayın çocuğumu. Kimse de yollamaz. Malum derken getirdiğiniz adam Hristiyan'dan dönme. Sen ne diyorsun efendi? Tamam, sakin olun Kaymakam Bey. Ramiz Efendi onu kabul edebilir. Ama biz kabul etmeyiz. Lafını tartı da konuş efendi. Kusura bakmayın. Lafım kesin. Yollamayın. Bu kafayla gidilirse ne yapsak nafile komutan?
İşte bu yüzden cephede kazandığımız toprağı masa başında kaybediyoruz. Çünkü bileğimiz kuvvetli, evet kuvvetli. Ama kafası çalışan nesiller yetiştiremiyoruz. Haklısınız kaymakam. Gidelim komutan. Sağ olasınız onu. Ellerine sağlık. Hayırlı işler. Hadi. Affedersin. İstemedim bile olsun. Üzülme lan. Üzülme. Her şeyi yavaş yavaş öğrenirsin. Ah gel. En kolayından başlayalım şimdilik. Bak. Bu kıyma makinesi. Oradan eti alırsın. Bunun içine koyarsın. Bu kolu büle büle çevirirsin. Buradan kıyma çıkar. Anladın mı? Anladım. Hadi o vakit sen başla. Hadi. Ne oldu? Dün mü? Namık ne yaptın çocuğum? Makineyi kırdın. Ne oldu? Namık! Bunun içine kemikli et koymuşsun. Oğlum nereden bilen? Süledin mi? Kemiksiz et koyma mı dedim? Koydum olmadı. Gene mi teneffüs oldu? Yok Hatice. Bugünlük ders hepten bitti. Bugünkü dersimiz... Mektebimiz herkese hayırlı uğurlu olsun. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Ne olsun? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın gene hepinizi buraya bekleyeyim ama yarın analarınız, babalarınız, ablalarınız, teyzeleriniz olmayacak. Haydi hayırlı olsun. Hayırlı işler İsmail Efendi. Amin. İsmail Efendi, neden yollamadın çocuğunu mektebe? Benimki kışçı komutanım. Kışçılar da gidiyor mektebe İsmail Efendi. Kışçılar da mı? Tabii kışçılar da. Yarın sabah getir kışçını mektebe. Hadi selametle. Er lafa karıştın Hasan. Er lafa karıştın. Asıl sen er lafa karıştır Ramiz baba. Duyar mısın Fatma? Bir de iftira atay. Yolladın mı mektubu? Hangi mektubu? Cenabım mektubunu sorayım. Hasan konuştun. Konuştun. Çübe. Niçin değiştirirsin muhabbeti? Cenabın mektubunu isteyeyim sorayım. Ha o mektubu mu? O mektubu. Gidem göndereceğim. Hemen git biz de bir iftiracıdan kurtulmuş olalım. Aklından çıkarı kulağın duyar mı Senan? Sen benim maytap mı geçeysin? Ne maytabı Ramiz baba kafam taşınay. Hatice, Ayda yemek hazır mı? Hazır Hasan, hazır. Ayda gel. Gel oğlum. Ne yaptın Hatice'm? Lahana aşı. Patates yok mu? Var Hasan patates, sakladım. Ay. Hasan, niçin kaşınıyorsun bile? Bilmem Hatice'm, böyle tatlı tatlı kaşınay. Allah Allah. Gel oğlum. Ramiz. Efendim. Yolladın artıkına değil mi mektubu? Hangi mektubu ya? Bak da hangi mektubu de sorarsın. De cin güzlü Cevdet'in karısı Ceval Cemile'nin oğlu Cenabet Cenab'de onun mektubunu sorayım. Ha onu mu? He. Yolladım. Hey, sıkletlettirirsin insanı be adam. Ki yollamışsın. Ne oli be? Sofra hazır. Ay buyurun Mustafa, Alex buyurun. Hadi. Ne yapacağım? Acele et faytoncu, Orbit'e gideyiz. Tamam beyim.
Aferin benim çocuğuma, işlemiş, para kazanmış, eve et getirmiş, ben de hazırlamışım. Ül Hanım, çok çalıştım bugün. Kasaplık işi nasıl gidiyor kocacığım? Hey, çok iyi gidiyor. Cabbar Efendi benden çok memnun kaldı. Ben de senden çok memnunum kocacığım. Ben de senden çok memnunum. Haydi şimdi yiyin, yemek soğuyacak. Sonra konuşun. Ne öğrendiniz? Bir saat evvel evden çıkmış. Nereye gittiğini öğrenebildiniz mi? Yok. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Nasıl olsa dönecek. Hasan. He. Hala kaşınıyorsun. Güle, çok tatlı tatlı kaşınayı atacağım. Gel bakalım ben şuna. Hasan. İçin ağır gidiyorsun paytoncu. Koştum şu beygirleri biraz, donduk. Aceleniz mi var beyim? Var ya, haydi haydi. Oo. Ne yapıyorsun be adam? Acele eden ecele gider. Bilmiyor muydunuz bunu? Dimitri. Ne oldu? Hayalet mi gördünüz? Ne yapıyorsun be? Niçin silah çektin bize? Biz sana ne yaptık? Ne yaptınız mı? Hapiste öldürecektiniz beni. Ne diyorsun be? Niçin öldü oğlum seni? Biz seninle kardeşiz Dimitri. Nereden çıkartıyorsun bunu? Yeter yeter yet. Elin şu faytondan birden. Ben. Celal, Alex, Zarife. Söyle baba. Bilir misiniz hepimiz kaşınıyız? Ben de. Bizim hiçbir kabahatimiz yoktu. Her şeyi o Kristo yaptırıyor. Adam vali yardımcısı. Ne dese yapıyoruz. Sana yalan söylüyorsak burada taş olalım, toprak olalım, ölelim burada kalalım Dimitri. Yeter! Yalan söyleme. İnan bize Dimitri. Niçin inanayım size? O zaman sen de gel bizle o köte. Bu akşam arkadaşlarla toplantı yapacağız. Hem Kristof da gelecek. Bu vakit öğrenirsin, sana yalan mı söyleyiz, dogri mi söyleyiz? Kristof da mı orada olacak? Kristof da. Bak şimdi bizi öldürürsen hiçbir vakit anlayamayacaksın. Gerçekten biz seni sattık mı satmadık mı? Ama de bize gelirsen göreceksin bizim hiçbir kabahatimiz yok. Hem de pişman olacaksın böyle bize silah tuttun. Doğru söyleyeyim. Ben bir kere sizi öldürürüm. Ondan sonra her şeyi anlarım. Yapma Dimitri. Çok para veririz sana. Neredeymiş bu toplantı? Gidelim Kristof'u da görelim. Dur kızcığım. Aa, Ramiz! Fatma! Ana! Ne oluyor Zarife? Bu bitlenmiş. Bu da bitlenmiş. Zarifecik daha bitlenmiş. Bitlenmişler mi? Bak bakalım bana, ben de bitlendim ben. Vallahi ben de kaşınayım Zarife, ben de kaşınayım. Eyvah. Ah Rami, sen de bitlenmişsin. Ben de ama. Ben de sana bakalım, bitlendin mi? Bak. Dur bakalım.
hay Allah. Bu nereden geçmiş, kimden geçmiş böyle? Ahmet bugün hep kaşınaydı. Atiye'nin oğlu Ahmet demek ki. Ya ne demek ondan geçti? Aa doğru Süley. Ne yapacağız? Bütün gibi bile kaşınacağız. Tamam sakin olun. Bitlendim. Biz de. Bitlendim. Durmadan arkadaşlarımızı öldürüyorlar. Buna artık bir son vermemiz lazım. Yoksa her şey alt üst olacak. Bak bak bak. Bir taşlı dört kuş de buna derler. Abdül de buradaymış. Dimitri. Hiç kimse kıpırdamaz. Şimdi hepiniz buradasınız. Bakalım söyleyin kim istedi beni öldürsün? Nikola istedi. Kristof istedi. Kristof'la Abdül istedi. Ya kesin sesinizi. Dur bakalım. Yok. Burada olmaz. Duyulur. Bağlayın şunu ya. Oh. Buldun mu Vahide? Ha buldum buldum. Ay Ramiz dur. Beni de kaşırayım. Ara. Şu sarı kapaklı şişeyi de ver. Tamam mı? Mustafa daha olmadı mı? Az kaldı baba oğlu. Merak etme baba. Bit ilacı birazdan hazır. Vallahi biz bitlenmiş isek, kızancıklar da bitlenmiştir. Aa, vallahi lagüt o gris Süleyhan'ı. Hasan, Hasan, Hasan. Haydi, haydi koş çocuğum, getir onları da sürsün bu ilacı Mustafa onlara. Koş, kurban olayım, haydi. Haydi, ben gidem. İlaç hazır. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Hasan. Hayırdır? Size mühim bir haberim var. Ne oldu? Bitlendiniz. Haydi gözünüz aydın. Şöyle. Hasan. Aman be. Ne yapalım? Öyle bir şey yapalım ki hem intikamımızı alalım hem de Osmanlı'ya öyle bir ders verelim ki unutamasın. Ama nasıl? Osmanlı Yunanlılarla barış yaptı ya. Öyle. Askerler birliklerine geri dönüyor. Evet. Onlara bombalı bir saldırı yapalım. Nasıl yapacağız bunu? Kolay olmaz. Manastır'a giden askerler nereden geçeyler? Florina, Pürsiçen oradan da Manastır. Doğru. Florina olmaz. Florina büyük şehir. Manastır'da da olmaz. Ama Pürsiçen küçük bir kasaba. Sıkı emniyeti yoktur. Ancak orada yapabiliriz bunu. Çarşıda benim dükkanım var. Askerler önünden geçecekler. Peki ne zaman dönüyor bu askerler? Yarın Pürsüçan'da olurlar. Vaktimiz yok. Nasıl yapacağız bombayı? Bir şey söylemeye çalışıyor. Ağzını aç. Ben yaparım. Bu işi tam adam. Şu halimize bak Menem. Hepimiz bitlendik. Vallahi rezil olduk Dilaver.
Bilhassa Dilaver kaymakam olarak sen rezil rüsva olursun. Ne biçim konuşuyorsun be Hasan? Öyle. Şimdi herkesin kafasına tek tek bu ilaçtan süreceğim. Bir saat bekleyecek, ondan sonra yıkayacaksınız. Ya daha sonra? Daha sonra babiçko dua edeceğiz. Bütler hakkın rahmetine kavuşsunlar. Amin. Amin. İnşallah. Hemşire hanım, bu ilaçtan biraz saklayalım. Yarın Atiye'nin oğlu Ahmet'e de süreriz. Haydi kız şeyler gelin. Korkay. Korkay mısınız? İyi haydi Hasan. Gel senden başlayalım gel. Korkulacak bir şey olmadığını gösterelim çocuklara. Yok ben istemeyim. Ne oldu be Hasan, yoksa sen de mi korkaysın? Yok korkmayın. Niçin sürdürmeysin o vakit bit ilacını? İsterim bir müddet daha bitli gezem. Hasan. Sebep? Ne sebep? Deli ondan sebep. Ya deme. Bir hangi işim var? Allah'ım aklım yalma yarabbim. Bırakın delik bitti bitti gelsin. Ne işi var ise? Görürsünüz. Zarife, hadi sen gel senden başlayalım. Madem. İlk hastamız bir kuzuydu. Sonra bit ilacı yaptık. Bundan sonra kimin hayatını kurtaracağız onu düşünüyoruz. İlk günden 16 hasta bir kuzu hiç fena değil bence. Öyle. Hem üstelik sen bu hemşirelik işini de bayağı becerdin. Aferin. Sahi mi? Sahi. Sağ ol. Hadi içeri geçelim. Neredeyse gün doğacak yüzbaşı. Vazgeçelim, yoktur dinleyeceği. Yarın akşam yaparız. Biraz daha bekleyelim. Yapmayın sakın. Çok geç. Eğer beni öldürmeseniz size çok önemli bir şey söylerim. Konuş. Keşke şu suretçi kardeşler burada olaydı da şu hallerinin suretlerini çıkaraydı. Haydi. Hepinize geçmiş olsun. İnşallah, inşallah. Sağ ol. Hasan. Niçin inat ettiriyorsun? Sürdürmeyesin şu bit ilacını. Yıkamaysın kafanı anlamayın. Atice'm, bak benim taze karım. Aklıma bir cinlik geldi. Yarın yapam o cinliği. Sonra ben de sürdüreceğim bit ilacını. Demek üle. Üle. Sen sanay mısın ben isteyim bile bitli gezem? O vakit bitin geçene kadar uzak durasın bizden. De o ka. Konuş. Her şeyi anlat bak şu 3 saniyen var. Konuş. Beni koy vereceksin değil mi? 1 saniyen kaldı. Bomba. Bomba mı? Bombalı saldırı yapacaklar. Her şeyi anlat çabuk. Nerede? Ne zaman? Yurtsiçan'da. Yurtsiçan mı? Yarın sabah Teselya'dan. Dünen askerleri öldürmek için bombalı saldırı yapacaklar. Bombayı çarşıya bırakacaklar. Kim yapacak? Dimitri bir arabaya saklayacak bombayı. Başka kim var bu işin içinde? Söyle! Söyle! Eski vali yardımcısı Kristof. Masar Paşa Nogli. Abdül. Terzi Nikola. Bir de Petrus. Herkesin parmağı var bu işte.
Fatma. Fatma uyan bak ne söyleyeceğim. Fatma uyan. Uyan dedim ama. Ne? Bak, bak. Kaşınır mı? Yok kaşınmay. Gel bir daha. Kaşınır mı? Kaşınmay, niçin kaşısı? Kaşınmay. Kurtulduk. Kurtulduk mu? Kurtulduk. Kaşınmay. Kaşınma, bak kaşı. Sen kaşın bana. Kaşınma, sen niçin kaşıyorsun bir adam? Dur bakalım. İç kaşınma. İç kaşınma. De bakalım. Ben de kaşıyorum. Ya. Geç. Ya bakın. Oy. Gitti kurtuldu. Gitti kurtuldu. Oh. Vallahi şükür. Manastıra dönen askerlerimiz 2 saat içerisinde Pir Sıçan'dan geçeceklermiş Kaymakam Bey. Onları layıkıyla karşılayalım komutan. Ben de öyle düşünüyorum efendim. Öyleyse hemen hazırlıklara başlayalım. Baş üstüne efendim. Hasan, bitli kedi Ayda kalk. Hatice'm, yazıklar olsun sana. Bu ayazda koymadın beni eve, bıraktın bahçede. Nasıl alayım seni böyle bitli eve? Üsmen'e de bulaştıracaksın. Haydi, git nereye varırsa gidesin. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana Hatice'm. Geciktin. Öyle oldu Cabbar amca. Geceleri çok geç yatayım. Anam! Vaktinde yat, vaktinde kalk, vaktinde işe gel. Anlaşıldı mı? Aynen senin. Çırak. Hey Ali, duyduk duymadık demeyin, beni dinleyin. Duyduk duymadık demeyin, beni dinleyin. Kesene'den dönen kahraman askerlerimiz birazdan kasabımızda olacak. Duydunuz mu? Ey Ali, duyduk mu? Duyduk duymadık demeyin, beni dinleyin. Kesene'den dönen kahraman askerlerimiz birazdan kasabımızda olacak. Ey Ali. Ben ne gülüm, siz de gülü müsünüz? Ne çok baksın var imiş. Biraderin konuşması işe yaramış. Hoş geldiniz abişka. Hoş bulduk komutanım. Hayırlı sabahlar Ramiz Aga. Hayırlı sabahlar Alex. Hayırlı sabahlar Alex. Sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız kızancıklar? Kaşıntınız geçti mi? Geçti Mustafa abi. Allah senden razı olsun. Fatma. Sen sağ ol Meyra. Dur gelme. Gelme. Niçin? Senin yanına nasıl? Dur. Atiye Hanım. Sen gel benimle bir. Ahmet'i de al. Gel şöyle. İlyas abi bu. İlyas abi. Buradayız. İlyas abi. Hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı günler İlyas abi efendim. İlyas. Alex, Teseya'dan dönen askerler Pürsücan'dan geçecek. Kaymakam Bey çarşıda töreni yapmayı. Seni ve talebelerini törene çağırıyor. Sağ olasın. Geliyoruz tabii. Sağ ol. Selametle İlyas. Sağ ol. Haydi şimdi çocuklar, üçer üçer sıraya giralım. Haydi düşmeden yavaş yavaş. Yavaş. Bak nasıl girdiler. Üçer üçer sıraya sarıp.
bunlar? Kapını bak. Geldim, geldim. 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 Sen gel. Askerlerimiz için tören var. Ha. Nereye? Nereye? Gel acım. Nikola Efendi. Ne oluyor? Terzilerin şahi, esnafların en güzeli Nikola Efendi. Ne diyorsun be? Ben dün gece düşündüm. Sana ben çok büyük haksızlık etmişim. Meğer sen ne ka yüce, ne ka iyi, ne ka güzel bir insanmışsın. Gel bir sarılam sana. Gel, gel, gel. Ne yapayım? Gel, gel, gel. Sarılam, sarılam, sarılam. Boş ol, boş ol be. Bir daha sarılam, gel. Ne yapayım be? Gelin, gelin. Gelinler.